Türk Hava Kuvvetleri'nin en seçkin pilotları onlar. Gökyüzünün hakimi, sınırlarımızın bekçisi, Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü, hepimizin gururu. Türkiye'nin Top Gun pilotları 132. filoda yetişiyorlar. Konya 3. Anajet üstünde konuştu Kartal Yuvası 132. filo. Kapılarını Starabere açtı. Diyarbakır'dan, Merzifon'dan, Bandırma'dan, Malatya'dan, Eskişehir'den, kısacası Türkiye'de konuştu tüm filolardan seçme pilotlar burada buluşuyorlar. Aldıkları silah ve taktik kursunda bilgi, beceri, dayanıklılık, teori ve pratikte en özel eğitimlerden geçip her görevi yerine getirecek üstün savaş pilotları olarak yetişiyorlar. Kuvvetlerinin en can alıcı unsuru 132. filodayız. Şu anda bir F-16 savaş uçağının içindeyiz. Çok konforlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Açar bir. 1-6-0'da. İsimleri Hançer. Düşman hedefine bombayı atan da, yapılamaz denileni yapan da, yerli ve milli mühimmatla silahları deneyip geliştirilmesini sağlayan da onlar. Türkiye'nin Top Gun pilotlarının yetiştirildiği filo kapılarını Starabere açtı. Burası Konya 3. Anajet üssü. Dosta güneş, düşmana kabus sloganıyla görev yapan Hava Kuvvetleri'nin en can alıcı unsuru 132. filodayız. Onlar tüm dünyanın tanıdığı namı diğer kırmızılar. Bu filonun gücü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü temsil ediyor. 132. filoyu diğerlerinden ayıransa bünyesinde verdikleri silah ve taktikler kursu. İsimleri Hançer. Hançeri kullanabilmekse maharet ister. Düşmanın tüm özelliklerini iyi bilmek, yanına yaklaşıp öldürücü darbeyi indirip yara almadan kurtarabilmeyi gerektirir. İşte bu filoda pilotlara tam da bu öğretiliyor. Bu çatı altında özel savaş pilotları yetiştiriliyor. Eğitimin amacı verilen her görevi yerine getirecek, bileği bükülmez savaş pilotları yetiştirmek. Dünya üzerinde hava kuvvetlerinin gücü silah ve taktik filosunun güç ve kabiliyetiyle ölçülüyor. 132. filoya gelen pilotlar deyim yerinde ise kalfalıktan ustalığa evriliyor. Filomuzun asli amacı silah taktikler subayı, silah taktikler öğretmeni ve görev komutanlığı kurslarını açmak. Bunun dışında milli ve çok uluslu Anadolu Kartalı tatbikatlarında düşman hava kuvvetlerini canlandırmak için karşıt kuvvet kurslarını vermek. Gurur kaynağımız Solo Türk'ümüz bizim filomuzun bünyesinde görev yapıyor. Savaşta dost birlikler mavi, düşman birliklerse kırmızı renkle gösterilir. Yıllardır çok uluslu tatbikatlarda düşman unsur görevi 132. filoya ait. Tatbikatlarda düşman kuvvetlerini canlandırmak kolay iş değil. Düşman uçaklarının yaptığı tüm manevraları bilmek, yapabilmek, dahası silahları da onlar gibi kullanabilmek gerekiyor. Filo karargahı uçuş pisti de arı kovanını andırıyor. Ne kursiyer pilotların, ne öğretmen pilotların, ne de teknik ve bakım ekibinin tek bir boş anı yok. Bazen günde iki sortu bile uçtuğumuz oluyor. Yani tahminen günde 10 saatimizi sadece uçuşa ayırıyoruz. Bunun dışında idari işlerimizi de ondan sonra yapıyoruz. 132. filoda sadece silah ve taktikler kursu verilmiyor. Ülkemizin güvenliğini tehdit edecek bir konuda bombayı atmak da onların görevi. Açar bir, 1-6-0'da. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı ve Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda ilk bombalar bu filo tarafından atıldı. Bu filonun önemli görevlerinden biri kendi imkanlarımızla hazırladığımız yerli mühimmat ve silahların denenmesi, geliştirilmesi ve onlara yönelik taktikler hazırlamak. Türk Hava Kuvvetleri'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bölgede bu kadar büyük bir kuvvetin olması ve bu kadar seçkin ve yetişmiş personele sahip olması. Bazı durumlarda sınırı bile geçmeden mühimmatımızı kullanabiliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız, özellikle komandolar,
diğer Mehmetçiklerimiz, Serhat boylarında görev yapan tüm askerlerimizin kılına zarar gelmemesi için elimizden geldiği kadar görevimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yerli silah ve mühimmat demek bizim yurt dışına bağımlılığımızın sona ermesi demek. Evet. Daha önce dışa bağımlıydık. Bunları yurt dışından almak zorunda kalıyorduk. Şu anda yerli geliştirdiğimiz mühimmatlarla sınırlarımıza, insanlarımıza, Mehmetçiğimize tehdit olan bütün unsurlara hiç kimseye sormadan sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle gidip müdahale edip kendi birliklerimizin güvenliğini sağlayabiliyoruz. Bu da çok büyük bir esneklik sağlıyor. Silah ve taktikler kursu F-16 ile bütünleşmiş savaş pilotları yaratmak için. Şu anda bir F-16 savaş uçağının içindeyiz. Çok konforlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben bile dizlerimi, kollarımı güçlükle oynatabiliyorum. Ses hızının tam iki katı süratle ilerliyor ve burada yapılan hiçbir hatanın telafisi yok. O yüzden de Türk savaş pilotları mükemmel olabilmek için eğitiliyorlar. Kursiyer pilotlar günün büyük bir bölümünü F-16 kokpitinde ve saatler süren briefinglerde geçiriyorlar. Tanıyabilir miyiz? Adana 152. Filodan silah taktikler kursuna katıldım. F-16 eğitimi tabii ki çok zorlu bir eğitim ve bu uçağı uçurmak gerçekten çok efor ve performans gerektiriyor. Kursiyerler için bu kurs hiç kolay değil. Her gün limitleri eğitmenler tarafından sonuna kadar zorlanıyor. Kendilerine verilen birbirinden zorlu pusu, saldırı, acil durum senaryolarını havada uygulamaya çalışıp yerde analiz ediyorlar. Buradan aldığımız geri beslemelere daha uygun, daha efektif bir harekat ve görev planlamaya çalışıyoruz. Kurs öğretmenlerinin verdiği senaryoları uygulamak için çelik gibi sinirler, parlak bir zeka ve tarifi olmayan bir adanmışlık gerekiyor. Diyarbakır 181. Lantır Filo Komutanlığı'ndan silah ve taktikler kursuna katılıyorum. Son 5 yıldır da F-16 uçaklarıyla uçmaktayım. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Öncelikli olarak görev verildikten sonra zaten psikolojik olarak buna hazır oluyoruz. Aklımızdan zaten görevi devamlı olarak uçuyoruz. Kendi azim ve irademizle bu işin içine katarak uzun süreli de olsa görevleri başarılı icra etmeye çalışıyoruz. Bu kursu tamamlayabilen kursiyerler kendi filolarına geri dönüyor ve tecrübelerini filosundaki diğer savaş pilotlarına aktarıyor. 151. Filo Komutanlığı'ndan silah taktikler kursu almak üzere buraya geldim. Her savaş pilotu buraya gelebiliyor mu? Belli bir seviyeye gelen her savaş pilotu buraya gelebiliyor. Kursiyerler kusursuz işleyen bir saatin parçaları gibi. Hepsi görevlerinin bilincinde birer savaş pilotu. Bir savaş pilotu olmak gerçekten fiziksel olarak, mental olarak çok fazla hazırlık isteyen bir meslek. Bu mesleği icra edebilmek için beslenmenize, uykunuza, yaşantınıza, her şeyinize dikkat etmek zorundasınız. Uçakları pilotlar uçuruyor ama her savaş uçağının arkasında onlara kendi çocukları gibi bakan bir ekip var. Burada görmüş olduğunuz uçakların bakım, idame ve işletme işlemleriyle ilgileniyoruz. Yapılabilecek en ufak hatanın geri dönüşü olmaz. İşte o hataların olmaması için bu malzemelerimizi kullanarak bu uçaklarımızı her daim her göreve hazır halde bulunduruyoruz ki bu sayede bize verilecek olan bütün görevleri başarıyla yerine getirebilirim. Bakım ve teknik ekip Formula 1 yarış arabalarındaki pit stop ekipleri gibi. Onlar olmazsa teker dönmez, uçak uçmaz. Yaklaşık 25 yıldır aviyonik teknisyen olarak görevimi icra ediyorum. Amacımız uçağı faal bir şekilde, hal ve hazır bir şekilde tutmak. Uçağın uçuş öncesi hazırlıklarıyla işimiz başlıyor. Uçuş öncesinde yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Uçuşunu tamamladık geldikten sonra eğer varsa bir arızası, arızasını tespit etme, arızasını giderme ve aynı şekilde planlı bakımlarını icra etmemiz gerekiyor. Ağır mesaileri, aylar süren görevleri var. Baş koydukları bu yolda aileleri bile ikinci planda kalıyor. Diyarbakır 8. Anacetüs Komutanlığı'nda 181 filoda ikili kol yedi olarak görev yapmaktayım. İki tane çocuğum var, bir kız bir erkek, Buse ve Burak isminde. Bu vatanı görevimi yaptığımız için de onların rahat olabilmesi için bizim mutlaka bu işi yapmamız gerekiyor. Merzifon 151. Filo Komutanlığı'nda görev yapmaktayım. Bir çocuğum var, ailemi çok seviyorum. Onlar da bunun farkındalar. Ama hep diyoruz ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi. Dolayısıyla onlar da bunun bilincinde oldukları için sağ olsunlar hiçbir zaman gönül koymuyorlar. Kursiyerlerin kendileri gibi birer usta savaş pilotu olmak isteyen gençlere ilk önerisi çok çalışmak. Çok çalışmaları. Çünkü gerçekten çalışmadan hiç kimse bir şey elde edemiyor şu hayatta. O yüzden hiç durmadan, yılmadan, hiçbir şekilde pes etmeden çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Onun haricinde hiçbir zaman da hedeflerinden sapmasınlar. Savaş pilotlarının düşmana mesajları da net. Filomu temsilen buraya geldim. Milletimiz
bu konuda müsterih olsunlar. Biz vatanımıza, milletimize yönelebilecek her türlü de karşı koyabilecek güçteyiz. Herhangi bir şüpheleri olmasın. Silah ve taktikler kursu 3,5 ay sürüyor. 22 sortiyi başarıyla tamamlayıp satranç atı amblemlerini kollarına taktıklarındaysa çelik kanatlarıyla dosta güven, düşmana korku veren usta birer savaş pilotu oluyorlar.